Bu banka promosyonunu soruyorlar. Gökhan kardeşimiz sormuş. Babamın çıkmış, hiç almak istemiyor diyor. Şimdi bizim bu meselelerden, bunlar yeni meseleler, şeytanlık işler yani, ahir zaman işte. Ne faizin faiz olduğu belli, ne ticaretin ticaret olduğu belli. Nema. Ula bu nema faiz mi? Değil mi? Zemzem mi? Nedir yani nema? Uyduruyorlar işte ama bilmiyoruz yani. Şimdi bu Kardavi, Allah ona rahmet etsin, İslam ulemaları, meclisi vardı. Alimler Meclisi yine devam ediyor. O zaman Kardavi başkanıydı. O vefatından sonra başka bir başkan oldu. Yani Dünya İslam Ulemaları Meclisi, bu gibi paraları bankada bırakmayın diyorlar. Bu gibi paraları bankada bırakmak, onlara hediye vermek demektir. Onunla kuvvet kazanıyorlar. Onun için bu paraları oradan alın, hayır yerlerine sarf edin. Şimdi hayır yeri de adam mesela elektriğine veriyor, suyuna veriyor, yemiyor da güya. Neticesi kendisine faydası olan iş olmaz. Neticesi yaptığı işin, verdiği yerin neticede karı kendisine geliyor. Menfaatinden istifade ediyor, o iş olmaz. Onun menfaatinden hiçbir surette istifade olmayacak. Yani kendi suyuna, kendi elektriğine öyle değil. Onu götürecek, bir hayır müessesesine teslim edecek, onlar nereye kullanırsa kullanır. Öyle olacak o iş. Yoksa ben kendi suyuma, elektriğime harcayayım, bilmem nereye vereyim, o da zaten kendine kullanıyorsun, onun şey yok. Bu böyle. O parayı katiyetle, kesinlikle bankada bırakmamak lazım. Bankalara kuvvet vermektir o. Bize basit geliyor ama Türkiye'de emekli kaç milyon insan var? 2 milyon, 3 milyon. Neymiş biliyorum, 10 milyon insan var. 10 milyonu 7.500'den çarp bakayım. Ne para ediyor? Hepsi bankalara kalıyor. O yapmamak lazım bunu. Kesinlikle. Emekliler paralarını alsınlar, hayır yerlerine versinler. 13,5 milyon. Hı? 13,5 milyon. Ne Emekli. milyonu? Ha, 13,5 milyon. 13,5 milyon. 13,5 milyonu 100 ile çarp. 130 milyon, 1 milyar ne? Trilyon para ediyor ya. Çok önemli. Trilyon para ediyor. Bankalara niye bırakıyorsunuz bunu? Evet.